Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamd, peygambere salat, sizlere selam olsun. Arkadaşlar, içinde bulunduğumuz bab hayır yollarının çokluğuyla ilgili. Yani bir insanın hayır işlemeyi murad eden, niyet eden bir insanın hayır işleyebileceği çok fazla alanın olacağına dair bir bab. Evet, bununla ilgiliydi. Bir iki hadis okumuştuk ama vakit yetmemişti. Şimdi bu bir sonraki hadis-i şeriften devam edelim. Evet. Buyuruyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz, لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا. Vallahi ben diyor, bir adam gördüm. يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ. Cennette dolanıyordu. Ne için? فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِقِ. Yoldaki bir ağacı kestiği için. كَانَتْ تُؤْذِ الْمُسْلِمِينَ. İnsanlara, Müslümanlara eziyet veren ağacı kesmesinden dolayı, sırf kestiği için, bir eziyeti kaldırdığı için cennette dolaşan bir adam gördüm diyor. Şimdi bu geçen haftaki hadisleri de hatırlarsanız arkadaşlar, bu rivayetlerin hemen hemen ortak mesajı, manası hep şu: hayır işlemek isteyen, cennete gitmek isteyen, iyi adam olmak isteyen için çeşit çok fazla, yol çok. Yani herkesin kendi hayat standardına uygun işleyeceği hayır vardır. Yani yolda insanlara eziyet veren bir engeli ortadan kaldırmak, yani insanların yürüyüş yollarını rahatlatmak bile insanın cennete gitmesi için yeterli olur. Ve bu da bir yetenek isteyen bir şey değildir. Bir iyi bir niyet, halis bir niyet yeterlidir bunun için. Temel mesaj bu bapta hep bu oldu zaten arkadaşlar, hatırlıyorsunuz. Evet. Men tevazza'e fe ahsenel vudu'e, buyuruyor ki yine bir sonraki rivayet. Kim güzelce bir abdest alır ve abdestini güzel yaparsa, yani özene bezene abdest alırsa, zaten adamın namazı biraz abdestinden ortaya çıkar. Yani böyle abdesti üşenerek alan bir adamın namazı böyle özenerek olmaz. Abdestini güzel alırsa böyle. ثُمَّ اَتَ الْجُمْعَةَ فَاسْتَمَعَ. Cuma'ya gider ve orada cumadaki eğer bir vaaz-ı nasihat varsa ona kulak verirse. فَاَنْسَتَ ve sessiz durursa, غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَةِ, onun bir önceki cuma ile arasındaki işlemiş olduğu günahlar silinir. وَزِيَادَتُ سَلَاسَةِ اَيَّمْ, ayrıca bir bonus gibi 3 günde ziyade bir kenarda ona efendim affedilmiş gün bahşedilir. Şimdi bu arkadaşlar tekrar eden ibadet, cumalar, namazlar. Bunlar arkadaşlar kendi aralarında işlenen kusurları, günahları silme özelliğine sahiptir. Yani bir adam eğer bu ibadetleri gerçekten içten, yürekten böyle özenerek yerine getirirse, aradaki küçük kusurları örtmek için sadece bunlar bile yeterli sebeptir diyor. Şu okuyacağımız hadis de güzel. Bir sonraki hadis-i şerif de çok güzel. Buyuruyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz, اِذَا تَوَضَّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ, Müslüman bir kul abdest alırsa, اَوُ الْمُؤْمِنُ veya mümin, bu ravinin şekki, فَقَسَلَ وَجْهَهُ, yüzünü yıkasa, خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ, yüzünden çıkar, كُلُّ خَطِيَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنِهِ, gözüyle bakmış olduğu, işlemiş olduğu her hata, günah, o yüzünden akan suyun son damlasıyla, ma'al ma'i ev ma'a ahiri kadril ma'i, suyla beraber veya suyun son damlasıyla beraber akar gider. Bir harama baktıysa eğer, bir abdestle işlenen haramın günahı gözünün nuruna işlemiş o kara leke gider. Ve izâ gasele yedeyhi haraca min yedihi küllü katiyetin kâne badaşetha yedâhu ma'al ma'. Aynı şekilde ellerini yıkadığında eliyle tutmuş olduğu, eliyle işlemiş olduğu günahlar gider. اَوْ مَا اَخِرِ قَدْرِ الْمَا, veya suyun son damlasıyla. Yani o su sanki böyle normalde gözle işlenen, harama bakılarak, efendim haram tutularak, elle gözle işlenen günahlar, hatalar arkadaşlar manevi lekelerdir. Maddi olarak insanın elini kirletmez, değil mi? Evet. Ama bunu bir misalle arz ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sanki o su elin üzerindeki bir lekeyi temizliyormuş gibi, arındırıyormuş gibi alır götürür. فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اَخِرِ قَدْرِ الْمَاءِ.
Aynı şekilde ayaklarıyla bir günah işlemiş, bir yanlış bir yere gitmişse, ayaklarından yıkanan o suyun son damlasıyla birlikte ayaklarındaki günahlar da temizlenir. Hatta yahruca nakiyen minedzunub, ta ki böyle günahtan arınmış bir hale döner diyor. Tertemiz hale gelir sadece abdestle. Bir sonraki rivayet de çok kısa ve öz. Buyuruyor ki Resulullah, "Es-salavatul hamsu, 5 vakit namaz, vel cum'ati ilel cum'ati, cuma ve namazları, bir cuma bir dahaki cumaya kadar, ve Ramazan ila Ramazan, Ramazan da bir sonraki Ramazana kadar, mükeffiratun lima beynehunne, aralarındaki günahlardan adamı, insanı arındırır. İze tünibetil kebairu, fakat büyük günahlardan kendisini alıkoymayı başarırsa bir adam." Büyük günahlar Kur'an-ı Kerim'de de büyük günah şeklinde içtenibul kebaira, büyük günah şeklinde, kebair şeklinde isimlendiriliyor. Bu büyük günahlarla ilgili arkadaşlar çeşitli rivayetler var. Farklı zamanlarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu büyük günahları saymış ama toplamda 7 büyük günah olarak kabul edilir. Adam öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, faiz yemek, ana babaya asi olmak, efendim akrabayla ilişkiyi kesmek. Bu dediğim gibi 7 günahın her farklı rivayette hep farklı günah sayılmış. Ama aşağı yukarı ortalama kesin olarak hemen hemen her rivayette geçen içki, adam öldürmek, hırsızlık, içki içmek gibi o bildiğimiz anlamdaki büyük günahlar hemen hemen sayılan her yerde geçmiş, zikredilmiş. Eğer bir insan bu büyük günahlarından uzak durursa Allah küçüklerini bağışlar diyor. Fakat arkadaşlar burada şöyle bir şey devreye giriyor. İşin itikadi boyutuna girmeyeceğim. Bizim metnimiz hadis metni. O kelam dersinin konusu. Ama şöyle bir şey hasıl olabilir. Ya günahın küçüğü olur mu? Yani küçük günah demek günahı küçümseme anlamına gelmez. Yani o sen küçümsediğin için küçük demiyorsun. Allah Azze ve Celle'nin o günaha işte haram kılmasına yönelik söylediği sözlerden efendim gönderilmiş naslardan, ayetlerden hareketle söylüyoruz bunu. Bir anne babanın da bir çocuk anne babanın için neyin daha çok daha büyük bir yasak olduğunu, neyin çok daha böyle tolere edilecek yani idare edilecek bir yasak olduğunu çocuk sezebilir yani. Annenin sürekli tekrar etmiş olduğu bir yasakla böyle bir kızıp geçeceği, yüzünü asıp geçeceği bir yasak eşit olmaz. Bu da ona benzer yani arkadaşlar. Evet. Yine buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, "Ela edullukum ala ma yemhullahu bihil hataya ve yerfa'u bihit derecat." Allah Azze ve Celle'nin sizi hatalarınızı silip derecelerinizi yükselteceği bir amel söyleyeyim mi? "Bela ya Resulallah." Buyur. "Kale isbagul vudu'i alel mekarihi." Yani her türlü meşakkate rağmen abdesti en iyi şekilde alın. Yani abdest meşakkate her türlü sıkıntıya rağmen abdesti tam alın. Ve kesretül hutaya ilel mesacidi, mescide adım atın, yürüyün. Ve entizaru salati ba'de salat, ve namazdan sonra bir sonraki namazı bekleyin. Üç şey söylüyor yani. Fezalikümür ribat, işte bu kendisini bağlanmaya değer şeydir. Ribat nöbet demek aslında. Yani işte nöbetteki kul budur. Veyahut da işte nöbette olma şuuru budur. İşte ölüm her an böyle ölecekmiş gibi veya sürekli olarak hesaba çekilecekmiş havası içerisinde yaşamak budur. Hepsine gelebilir. Her türlü hadis şerhi buna farklı mana vermiş. Evet. Fezalikümür ribat, rapt, rapt etmek diyoruz ya zaten. Bağlanmak demek. İşte bağlanılacak yani işte sürekli yapılacak amel budur şeklinde de anlaşılabilir. Üç şey söylüyor. Bir, meşakkate rağmen abdesti almak. Yani özellikle böyle soğuk mevsimde sabah namazında böyle kombiyi hiç araya devreye kombiyi katmadan, petekleri sıcak suyu hiç devreye sokmadan o buz gibi suyla abdest almak mesela. Bu meşakkatli bir şeydir yani. Ondan sonra mescide uzak yolda olsa mescide gitmek, yürümek ve namazdan sonra namazı beklemek. Oturup mescitte beklemek şart değil. İkindi namazından selam verir vermez bir akşam namazı heyecanının insanı sarması.
sürekli olarak akşam namazının gelmesini beklemek yani. Evet. Evet, benim Allah selamet versin bir babam var 82 yaşında. Şu üçüncü madde ben doğdum doğalı onu da hayatımda görmüşümdür yani. Biz namazdan selam versek hemen öbür namazın vaktine bakıyor. İşte böyle bir yüzünde bir heyecan alıyor onu böyle. Böyle işte şu kadar kaldı. Sürekli istiyor ki bir sonraki namazı konuşalım. Şu kadar kaldı, şu kadar vakit var filan. Böyle güzel bir hasreti var yani. Buna ben şahidim yani bu üçüncü maddeye özellikle. Evet. Anebi Musa el-Eş'ari radıyallahu anh. Kâle Resulullah men sallel berdeyni dehalel cennet. Şu iki soğuk, berdeyn iki soğuk demek. Sabah namazı ve ikindi namazı. Evet, bu iki namazı kılan kişi cennete girer diyor arkadaşlar. Evet, zor olduğu için bir de. Bir sonraki rivayet, bu da çok kısa ve öz. İzâ meridal abdu ev sâfara kütübe lehu mislü mâ kâne ya'melu mukîmen sahihan. Bir insan diyor, İzâ meridal abdu, bir kul hastalanırsa, ev sâfara veya sefere çıkarsa, kütübe lehu mislü mâ kâne ya'melu mukîmen sahihan. Mukim olduğunda, yani sefer hali olmadığı dönemlerdeki zamanlarda işlediği ameller gibi yazılır diyor. Yani pazartesi, perşembeleri oruç tutma adetin, ahlakın var ama bu pazartesi biraz rahatsızsın. Aynen oruç tutmuş gibi hesaba, kayıtlara girer diyor. Bir sonraki rivayet, küllü ma'rufin sadakatun. Bu da meşhur bir rivayettir. Her türlü iyilik arkadaşlar sadakadır. Bir tebessüm olabilir, bir güzel söz olabilir. Her türlü iyilik sadakadır, insanın günahlarına kefarettir. Musibetlerden alıkoymak için birebirdir. Evet. Bir sonraki rivayete geçiyoruz. Mâmin müslimin, hiçbir Müslüman yoktur ki yagrisu garsen, bir ağaç dikisin de illa kâne mâ ukile minhu lehu sadakaten. Hiçbir Müslüman hiçbir ağaç dikmez ki onundan yenilen her şey o adama sadaka olarak yazılır. وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً. Hatta o ağaçtan bir şeyler çalınsa o bile sadaka olur ona. وَلَا يَرْزَعُ أَحَدٌ اِلَّا كَانَ لُهُ. Hatta oradan biri bir şey kopar. يَرْزَعُ bir şey azaltmak demek ondan. Yani biri ondan bir şey azaltsa, bir yaprağını kopartsa, ya biri elini uzatıp ondan bir böyle bir çöp alsa da kürdan olarak kullansa o bile o adama sadakadır diyor yani. Muazzam bir şey. Evet. Yeter ki insanlara faydası olacak bir iş ortaya koymuş olsun. En baştaki hadis-i şerefi tamamıyla hepsi bunlar sanki onu şerh eder gibi yani. El-mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid zayif. İhris ala ma yenfa'uke ve la tebhas. Evet, yani faydalı olan işe koyul, atıl kalma, bir kenarda böyle eli ayağı tutmaz, felçli gibi yaşama. Elinden bir iş gelsin, bir işe yara, bir şeye fayda sağla. Bakın bu var ya bugün o kadar önemli ki değerli kardeşler. Şu sosyal medya, özellikle bu teknolojik aletlerin çok yaygın olması inanılmaz derecede pasifleştiriyor. Televizyon denilen alet ilk defa icat edildiğinde çok büyük travmalara sebep olacak diye uzun uzun makaleler yazılıyor. Yasaklanmasını talep edenler var. Bak teknolojiyle ilgili çok güzel, teknolojinin tarihiyle ilgili çok güzel belgeseller var. Niye? Çünkü ya televizyon pasifleştiriyor insanı diyor. Niye? Katılamıyorsun çünkü. Katkı burada bulunamıyorsun yani. Sen hep sürekli edilgen durumdasın. Maruz kalıyorsun yani bir şeye. Müsaade isteyip de bir şeyde bir sözle sen söyleyemiyorsun. Değiştiremiyorsun, düzeltemiyorsun. Bakın eskiden 1900 işte bu televizyonun icadından önce İki tane başkan aday oluyor diyelim Amerika'da. Üç gün münazaralar sürüyor. Üç gün. Sadece yemek arası veriliyor. Her şey konuşuluyor. İnsanlar da katılıyorlar yani. Şu mevzu nasıl olacak, bu mevzu nasıl? Oradan adam soru soruyor, ona cevap veriyor filan. Daha sonra bu bitiyor. Niye? Televizyonlar icat ediliyor. Onlar televizyona çekiliyorlar. Biri de buna örnek gösteriyor. Diyor ki bak televizyonun en büyük baltası budur. Gidip de orada varlık gösteremiyorsun. Sen şimdi televizyonu da geçtik. Televizyon ne ki? Sosyal medya denilen şey tamamen böyle elinden bir şey gelmez bir adama dönüştürdü yani. Tam böyle boş işlerle uğraşmak. Efendim daha önceki dönemlerde bir insana hakaret olarak kabul edilecek işler yani
bir söz var mesela fıkıhta, hakaret kabul ediliyor. Kadıya gidip şikayet ediyorsun. Ne o? Bugün meddah denilen şey işte. Komedyen sözü bir hakaret gibi bir şey yani eski dönemde. Şimdi ne kadar absürt iş yaparsa bir adam, ne kadar aykırı, ne kadar böyle anormal, ne kadar çizgiden çıkar, böyle zıvanadan çıkarsa o kadar makbul oluyor, o kadar fazla izleniyor işte. Evet. Geçiyoruz. O vefi rivayetin diyor, diğer rivayetleri geçiyoruz. Bugün kararlıyım Allah'ın izniyle. Bugün çok hadis okuyacağız inşallah. Evet. Kale erade ma'anhu kale erade Ebu Benu Seleme en yentakilu kurbel mescid. Evet. Evet. Bu da çok enteresan, güzel bir rivayet arkadaşlar. Evet. Benu Seleme arkadaşlar bir Medine'de bir mahalle. Aynı zamanda bir kabile. Bunlar Benu Seleme kabilesi, Evs kabilesinin bir kolu. Evs'in bir kolu Benu Seleme. Benu Seleme Medine'nin dış mahallelerinden. Yani daha doğrusu Medine'nin giriş kısmından. Yani şehrin merkezine uzak bir yerde. Bu arkadaşlar Medine'de kabileler mahalle mahalle bulunuyorlar. Yani her kabilenin bir mahallesi var ve her kabilenin bir kalesi var. Şimdi Beni Kureyza kuşatmasını anlatırken siyerde hep muhatap soruyor. Diyor ki ya bu nasıl oluyor? Yani Medine'nin bir kalesi yok ama Medine'nin içerisinde yaşayan Yahudilerin de bir kalesi yok. Yahudilerin bir kabilesinin bir kalesi var. Kale deyince tabii bize İstanbul surları gözümüzün önüne geliyor da öyle değil yani. Normal bir apartman düşün. Bugünkü apartman gibi yani. Böyle güçlü böyle şeylerden oluşturulmuş, böyle beton armelerden oluşturulmuş. O günün ilkel şartları ne kadar el veriyorsa tabii. Oluşturulmuş bir kalenin içerisinde gizleniyorlar. Orada erzak depoluyorlar. Tehlikeli durumlarda orada işte korunmuş oluyorlar. Şimdi Benu Seleme dış mahallelerinde Medine'nin. Bunlar ya biz mescitten uzak kalıyoruz. Böyle merhametten, rahmetten mahrum oluyoruz. O yüzden taşınalım diyorlar. Mescide yakın yerlere taşınalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca buyuruyor ki innehu kad belagani enneküm, bana ulaştı duydum ki enneküm türidune, siz en tentakilu kurbel mescid. Mescide yakın bir yere taşınmayı düşünüyormuşsunuz duydum diyor Resulullah. Fekalu naam, onlar da evet ya Resulullah böyle bir planımız var diyorlar. Belki de diyorlar ki herhalde Resulullah takdir edecek. Fekalu ya Resulullah kad aradna zalike, bunu istedik diyorlar. Kale Resulullah buyuruyor ki Beni Seleme, ey Beni Seleme, diyarukum tüktebu atharukum, bulunduğunuz yer sizin amellerinizi, eserlerinizi kaydeder. Tekrar ediyor. Diyarukum tüktebu atharukum, ey Beni Seleme, her adım sizin için bir derecedir. Bulunduğunuz diyar sizin bir sevap deponuzdur. Sizin mükafatınızın artırılması için büyük bir vesiledir. Evet. Yani mescide gidip gelmekten üşenmeyin yani. Gidip geldikçe o attığınız adımlar amel defterinize efendim artıracaktır. Amellerinizi artıracaktır diyor. Burada arkadaşlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifte İslam dininin özünü görebiliyorsunuz. Bakın bak şu hadisi şerifte gördünüz değil mi? Bir şey söylüyor. Bir hadis belli. Mescide daha yakın bir yere taşınmak isteyen birileri var. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara mescide uzak otursanız da mescide yürüyün, adımlarınız sevaba girer. Şimdi çok enteresan yani. Şu hadis-i şerifte İslam'ın özü var niye dedim? Şunun için. Hadiste ne geçiyor? Mescit geçiyor, namaz geçiyor, adım geçiyor, sevap geçiyor. Ama burada bu hadiste devlet var, güvenlik var, bu hadiste ordu var, silah var. Namaz var mı? Var. Mescit var mı? Var. Hepsi iç içe. İşte İslam budur. İslam'ı Hristiyanlıktan ayıran da en önemli özellik burası işte. Yani İslam'ın siyaseti ibadet, ibadeti siyasettir. İslam'ın ordusuyla efendim eğitim kadrosu arasında hiçbir fark yoktur. Hepsi eşittir. Çünkü bizim dünyaya bakışımız bu. Nereden çıktı diyeceksiniz. Söyleyeyim hemen. Beni Seleme arkadaşlar Medine'nin dış mahallelerinde uzak yerinde, mescide uzak bir yerinde, merkeze uzak bir yerinde yaşıyorlardı. Ama stratejik olarak en kritik yerdeydiler. Ne demek bu? Çünkü Medine sürekli işgal girişimine maruz kalıyordu.
Sürekli olarak işgal girişimi korkusu var, tehdidi var. Hatta Hazreti Ömer bir rivayet anlatıyor ya, bir hadise anlatıyor. Ben diyor uyuyordum diyor. Bir baktım bir gürültü koptu. İşte bir felaket vardı belli diyor. Hemen diyor o gürültü kopana gittim, dedim ki ne oldu dedim. Yoksa Bizans'tan ordu mu yöneltildi? Katafan oğulları Medine'yi mi işgal ediyor? Yok dedi, o değil diyor. Şimdi düşün yani, gece bir tehlike tehdit var. Hazreti Ömer uyanır uyanmaz hemen ilk bulduğuna diyor ki bu bağırtı bu şamata ne diyor. Yoksa Bizans ordu mu gönderdi? Çünkü sürekli bir ordu gönderilmesi, Medine'nin işgal girişimi tehlikesi tehdidi var. Bu hep var yani. Beni Seleme'nin orada olması çok kritik bir anlam taşıyor. Onlar aynı zamanda Medine'nin en stratejik bölgesinde yaşıyorlar. Yani Medine'yi işgal gibi bir durum olursa ilk karşılık verecek Medine, Beni Seleme gençleridir. Ve içeriğiyle haberleşmeyi bu insanlar sağlayacaklar. Peki bunun içinde ibadet, adım atmanın sevabı filan, o da var. O da dahil. İşte bunu diyorum, İslam'ın özü bu hadiste. Evet, neyse bugün fazla yorum yok. Hadis okuyacağız inşallah. Evet, geçelim bir hadis-i şerifi. Yani atlıyoruz bir hadisi, bir sonrasına geçiyoruz. 140. hadise geçiyoruz. Evet. Yani sizde 142. Bismillah. Kâle Resulullah, erba'ûne hasleten, 40 çeşit, yani bu 40 kesretten kinayedir. Yani envai çeşit sevap işleme şekli var, yöntemi, yolu var. Evet. A'lâhe, bunun en üstünü nedir biliyor musunuz? Bak çok enteresan, çok değerli bir hadis ya. Çok kıymetli bir söz. En üstünü menihatül anzi, bir keçinin sadakayı cariye olarak bir yere verilmesidir. Evet. Şimdi oraya döneceğiz. Mâ min âmilin ya'melu bi haslatin minha. Hiçbir amil, yani bu hiçbir amel eden kimse yoktur ki bu hasletlerden birini işlerse, racae sevabiha, sevabını umarak, ve tasdiki mev'udiha, ve vaat edilen tasdikten beklenti içerisine girerek, o vaat edilen şeyi tasdik ederek, yani onu kabullenerek, inanarak, illa edhalehullahu biha el cenne, Allah onu cennete koyar diyor. Evet. Bak şimdi, meniha ne demek? Meniha en yu'tihu iyyaha liye'küle lebenaha thumme yaruddüha eleyhi. Birine bir keçiyi emanet etmek ve onun sütünden faydalanıp geri iade etmesini sağlamak. Bu bugün tam bir kiralık mantığı, yani kiralama mantığı. Yani bir adamın bir evini satıp parasını tasadduk etmesindense, evin kirasını düzenli olarak, kira gelirini düzenli olarak bir yere vakfetmiş olması çok daha üstündür diyor. Bu muazzam bir şey ya. Neden arkadaşlar? Hatırlayın. İlk hadislerde gördüğümüz şeyi hatırlayın. Tasadduk etmek, sadaka vermek İslam'da bir işi çözmek, bir ihtiyacı giderme amacını gütmez temelde. Birinci derecede bu amacı gütmez. Sadaka vermenin bir amacı da bir insanın ihtiyacını görmektir. Ama en temelde sadaka vermek insanı terbiye etmek içindir. Anlatabiliyor muyum? Onun için sürekliliği esastır. Onun için efendim senden ne götürdüğü önemlidir. Verdiğin ne ihtiyacı giderdiğinden ziyade senden ne götürdü. Onun için şu kadar verdi denmez. Malının şu kadarını verdi denir. Çünkü mal yeri gelir candan çok daha tatlıdır. Ne kadarını verdi, senden ne götürdü demektir bu yani. Bir anlamda. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü bu sürekliliği arkadaşlar, sürekliliği sürekli tutar, canlı tutar. Her ay bunu yapıyormuşsun gibi seni terbiye eder. Evet. Yine buyuruyor ki bir sonraki hadis-i şerif arkadaşlar. اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Ateşten korunun. Yarım hurmayla bile olsa. Demek ki iyiliğin küçüğü olmaz. Aslında onu demek istiyor yani. Yarım hurmadan ne olur denmez. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Evet.
Devam ediyor. Kâle Resûlullah, mâ minküm min ahadin, sizden hiç kimse yoktur ki, illâ seyükellimuhu rabbuhu leyse beynehu ve beynehu tercümân. Sizden hiç kimse yoktur ki arada tercüman olmaksızın her insan Rabbi ile yüzleşir. Aman ya Rabbi ya. Feyanduru eymene minhu fela yara illa ma qaddeme. Sahneye bak. Rabbinle yüz yüzesin. Sağ tarafına bakar. Gönderdiği hayır amelleri, salih amelleri görür. Ve yanduru eşeme minhu fela yara illa ma qaddeme. Soruna bakar. Sorunda da solunda da işlediği hataları, önceden göndermiş olduğu, kayıt altına alınmış kötülükleri, günahlarını görür. Evet, ve yenzuru beyne yedeyhi fela yara illen nâre tilqâ evecihi. Ve önüne bakar, önünde cehennem. Evet, bir taraftan da Allah'ın huzurunda. Hesap verilecek, bekletiliyor. Hesaba geçilmeden önceki o an daha stresli bir andır. Daha henüz bir konuşma gerçekleşmemiş. Böyle duruyorsun. Sağ tarafa bakıyorsun, sol tarafa bakıyorsun, tahminde bulunuyorsun. Dizlerin titriyor, dizlerinin bağı çözülüyor, iflahın sökülüyor. Allah! Tam böyle bir yerde. O yüzden Allah Resulü buyuruyor ki وَاتَّقُ النَّارَ وَلَا بِشِقِّ فَاتَّقُ النَّارَ وَلَا بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Yarım hurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun, infakta bulunun yani. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. Yarım hurma da mı yok? O zaman febi kelimetin tayyibetin, güzel bir söz söyle. Güzel bir sözle bir şey kazan. Bir adama, efendim, bir Müslümana bir iltifatta bulunursun. Motive olur adam yani. Böyle içine kapanmış, içine göçmüş diyelim. Hakikaten insan içine göçer yani. Dışarıdan baktığında dış duvarları var. Bina sağlam gibi görünür ama adam içine göçmüştür. Motivasyonu kırılmıştır. Canı sıtkındır. Biraz böyle kendini yetersiz görüyordur. Komplekslidir. Bir iltifat edersin. Çok kıymetli olduğunu hissettirirsin. Adamın çalışmalarına, gayretlerine katkı vermiş olursun yani. Bir güzel sözle yani. İnsanlara kıymetli olduklarını hissettirmek lazım. İnsanlara iyi şeyler hissettirmek lazım gerçekten arkadaşlar. Çünkü insan ne duyduğunu, ne aldığını hepsini unutuyor. Bir şeyi unutmuyor. Ne hissettirildiysen o kalıcı oluyor yani. Ne kadar şey verirsen ver, efendim, aldıklarını unutuyor. İyi şeyler hissettirmişsen kalıyor. Kötü şeyler hissettirmişsen de kalıyor yani. Son hadisi okuyalım. Bir tane atlayalım. Hani bir keçi, böyle insanın içi gidiyor yani, atlanacak şeyler değildi. Hani bir Musa anne bir sesim kâle alâ külli müslimin sadakatün. Her Müslümana sadaka faciptir, farzdır. Kâle araeyte illem yecid. Peki bulamazsa, sadaka verecek bir şey olmazsa. Kâle ya'melü beyne yedeyhi feyenfe'u nefsehu yetesattaku. O zaman eliyle çalışır, hem kendisine fayda sağlar hem birisine infakta bulunmuş olur. Öyle değil mi? Sahabeden infak edebilmek için akşama kadar çalışanlar vardı yani. Gidiyor bir Yahudinin bahçesinde çalışıyor, elleri su topluyor neredeyse. Yahudinin kuyusundan su çekmekten ipler, canım çıksın, elini paramparça etmiş. Ne için? Ne için bu yani? Bütün bu çile, çaba ne için? Kendine bir menfaat sağlasın diye mi? Hayır. Burada bir açık artırma var. Burada bir cennet kazanılıyor. Benim de burada bir katkım olsun diye. Ya. Araite illem yestat. Adamın böyle bir çalışıp kazanmaya da gücü yetmiyorsa ne yapsın? Yu'inu zel hacetil melhuf. İhtiyaç sahibi birine yardım etsin o zaman. Adamın evi taşınacak, eşyası taşınacak, yardım etsin. Ödevi yapılacak, yardım etsin. Adres ve gösterilecek, yardım etsin. Sınava nasıl hazırlanacak, yardım etsin. Nasihat edilecek, bir sürü şey söylenebilir. Ya yeter ki ben birine yardım etmek istiyorum de yani. Evet, benim de böyle bir katkım olsun desin yani. Evet. Benim elimden de bu gelir desin yani. Ben de bu kadarını yapabilirim. Kale erayete illem yestadı. Bir adama yardıma muhtaç bir adama da yardım edemiyorsa ne olacak? Kale ye'muru bil ma'ruf ve bil hayr. İnsanlara iyiliği anlatsın, iyiliği emretsin. Evet, gitsin bir, efendim, kendi nefsine zulmeden bir adamı, bir genci bulsun. Kalbine girsin. Kafasını değiştirmeye çalışsın. Bugün en büyük vazife bu ya. Gitsin ona nasihat etsin. Emri bil maruf yapsın yani.
Erayete illem yefal. Bunu da yapamazsa adam şartları ne kadar zorluyor ama Resulullah senin derdin ne demiyor yani. Biz olsak ya sen ne, neyin peşindesin deriz değil mi? O da buyuruyor ki Allah Resulü yumsiku ani şerri fe inneha sadakatun. Şerden tutsun kendini. Çünkü insan büsbütün şerdir. Suç potansiyeli yüksek. İnsanın yıkıcılığı vahşet doğuruyor. Yeryüzüne bu felaketi insan getirdi. İnsan atom bombası üretecek kadar vahşi bir varlık. İnsan o yüzden kendisini tutmuş olması bile büyük bir sadakadır diyor. Evet. Yani şerre bulaşmaması, kötülüğe bulaşmaması bile bir sadakadır. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. İnsanoğlunun kötülüğe bulaşmadan durması mümkün değil. Zaten her türlü iyilik içindeki kötülüğü engellemek içindir. Yani ikisi de aktif durumdadır. Yani sen her böyle yokuş yukarı kamyon gibi yani her ilerlemeyiş geri çekilmeyi gerektirebilir yani. Geri kaymayı gerektirir. Sürekli olarak iyilik yapmak o yüzden onu besler. Ama eğer elinden bir şey gelmiyorsa o başka tabii. Babun fil iktisadi fil ibadet. İbadetlere teşvik ettikten sonra denge işte İmam Nevevi'nin bir efendim şeyi diyelim. Nedir? Mahareti, feraseti, üstatlığı. Burada da ibadetlerde iktisadı tavsiye edecek bize. Yani orta yol arkadaşlar. Aşırıya kaçmamayı. Kale Allahu Teala Taha ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz Kur'an'ı sana meşakkat olsun diye indirmedik ey Muhammed Aleyhisselam. Din meşakkat gibi anlaşılıyor değil mi böyle? Din demek hayatın daralması demek, bunalması demek. Bir tane genç öyle söylemişti. İnsanı mutlu eden ne varsa günah hocam dedi. Bu nedir ya? Yani neyden tam böyle bir şeyle mutlu olacaksın aman günah filan. Tamam mı? Böyle din adamın hayatını zehir etmek için gönderilmemiştir. Sırtına yük olsun diye, çekilmez olasın diye. Efendim emredilmemiştir. Evet. Ve kâle teâlâ yuridullahu bikümül yusr. Allah sizin için kolaylık diler. Ve lâ yuridu bikümül usr. Zorluk sizin için Allah zorluk dilemez. Evet. Hani Ayşe ennen nebiyye dekale aleyha indehe imraetün. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Efendimiz Hazreti Ayşe'nin yanına girdiğinde bir kadın görüyor orada. Evet. Men hadi kim bu kadın diyor Resulullah. Kalet hadihi fulanetun tezkuru min salatiha. Hazreti Ayşe de kadının işte namazından falan bahsediyor. Yani çok kıymetli, çok müttaki bir kadın diyor yani. Resulullah meh aleyküm bima tutikun. Meh yeter yani demek gibi bir şey yani. Yeter kes. Evet. Aleyküm bima tutikun. Size ancak takatinizin yeteceğinden sorumlusunuz. Ve vallahi la yemullullah hatta temullu. Siz vazgeçmeden, usanmadan Allah usanmaz. Yani Allah'la yarışmayın. Ve kâne ehabbüddîne ileyhi mâ dâveme sahibu aleyhi. Evet. Allah için en sevimli olan devamlı olandır. En sevimli dindar eylem sürekli olan eylemdir. Böyle coşkunluklara kapılmak, bir anda böyle aşırı, ya bir şey haddini aştı mı zıttına inkılap eder. O bir şey aşırıya kaçtığı zaman terse dönüyor yani. Zıttına inkılap eden aslına irca eder. Unutmayın. Bir şey haddini aştı mı zıttına inkılap eder. Zıttına inkılap eden aslına irca eder. Temelde başa döner yani. Anlatabildim mi? Evet. Muazzam. Evet. Geçelim hadis-i şeriflere. Çok meşhur bir hadis-i şerif, ilk hadis-i şerif. Câe thelâsetu rahdin ilâ büyütü ezvâcin nebî. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine, zevcelerinden birinin evine, üç kişilik bir grup geliyor. Yes'elûne an ibadetin nebî. Efendimizin ibadetlerini soruyorlar. Felemmâ uhbiru, onlara haber veriliyor bu ibadetlerle ilgili. Allah Hazreti Ayşe annemiz Resulullah'ın ibadetlerinden bahsediyor. Keennuhum tekallûhâ. Sanki böyle biraz azımsıyorlar. Allah Allah yani Resulullah'a daha fazla ibadet ettiğini düşünüyorlar. Öyle tasavvur ediyorlar. Fekalü sonra şöyle yorumluyorlar bu durumu. Diyorlar ki eyne nahnu minen nebi.
Fakat gufira lehu ma taqaddeme min zenbihi ve ma ta'ahhara. E tabi diyorlar, yani Allah Resulü nere, biz nere? Onun bütün geçmiş gelecek günahları zaten affoldu yani. Yani onun ibadetlerinin az olmasının anlamı var. Biz biraz daha fazla yapmamız lazım. Kale ahaduhum, bir tanesi diyor ki emme ene, bana gelince fe usallil leyle ebeden, bundan sonra ebediyen bütün geceyi ibadetle geçireceğim. Ve kale el ahar, diğeri de diyor ki ve ene asumut tehra ebeden ve la uftiru, ben de hiç iftar etmeksizin, iftar etmeksizin derken iftardan bahsetmiyor. Yani hiç ara vermeksizin, boş yapmaksızın ebediyen oruç tutacağım. Ve kâle l-âkharu, diğeri de diyor ki ve ene a'tezilu n-nisâe felâ etezevvec, biri de diyor ki ben de ebediyen kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim veya eşlerimi boşayacağım. Fecâe Rasûlullah ileyhim, Allah Resulü geliyor ve diyor ki fekâle, diyor ki entübüllezî kultüm kezâ ve kezâ, siz misiniz bunu diyen? Onlar da belki diyorlar ki herhalde iyi takdiri hak ettik yani. Yani çok büyük işlere, büyük ihalelere kalkışmış adamlar. Resulullah bizimle gurur duyacak herhalde. Niye? Çünkü din ibadeti gerektirir ya yani neticede. Çok dindar bir adam olmuş olacağız. Emma vallahi inni le'ahşaküm lillahi ve etkaküm lehu. Ben Allah'tan en çok korkan, en takva olanınızım. Lakinni esumu ve uftiru. Ben oruç da tutuyorum, iftar da ediyorum yani. Oruç tutmadığım günler de oluyor. Ve usalli ve erkudu. Namaz da kılıyorum, uyuyorum da. Zor olan o. Zor olan hem oruç tutup hem orucu bazen bozmak. Hatta Resulullah'la ilgili ne buyuruyor? Bazen öyle orucu öyle terk ederdik herhalde hiç tutmayacak derdik diyor. Bazen öyle tutardık hiç bırakmayacak zannederdik. Ben geceleyin hiç yatmadan ayakta kalıp ibadet etmek kolay. Zor olan uyuyup uyanıp namaz kılmak. Ve etezevvecün nise, mesela ben eşlerimle evleniyorum. Üstelik tekerrüren. Kaç tane eşi vardı üstelik? Değil mi? Yani kadınlardan uzak durarak takva olunamaz. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim yolumdan gelmeyen benden değildir. Din icat etmeyin. Başınıza iş almayın. Aşırılıklara kaçarak nefsinizi tatmin etmeyin. O aşırılıklar adamı inanılmaz derecede tatmin eder. Her türlü aşırılık böyledir arkadaşlar. Bak mesela. Komünizm niye ortaya çıkmış? İşte kapitalizm var, sermayenin birikmesi, adaletsizlik, eşitsizlik falan filan falan filan. İdeal komünist düzen gerçek manada kapitalizmin yaşandığı düzendir. Ya. Bunu Eric Hoffer, Amerikalı bir sosyolog, bir iki kitabını okudum ben onun. Muhteşem bir adam. Çok muazzam eleştiride bulunuyor. İdeal komünist düzeni gönlünüzün önüne getirin. Tam anlamıyla kapitalist düzen düşünün. Kapitalizm sermayeyi kontrol eder ama kontrol edemediği şeyler vardır. Bireyi kontrol edemez. Tam aksine birey onu kontrol eder. Devleti kontrol edemez efendim. Her şeyi kontrol edemez yani. Güçsüz olduğu alanlar vardır. Ama komünizm öyle bir kapitalist düzen kurar ki her şeyi kontrol eder yani. 1984 estağfurullah hayvan çiftliği George Orwell'in Hayvan Çiftliği kitabını okuyun. En sonunda ne oluyor? Herkes eşit. Bütün hayvanlar eşit ama domuzlar daha eşit. Ona geliyor değil mi? Ya bu her şeyde böyledir yani. Bu bir anda komünizm aklıma geldi de Her şeyde böyledir arkadaşlar. Örtünmek dediğimiz şey, mahremiyet dediğimiz şey, bir sınırı haddi var. O sınır aşıldığı zaman tam terse intikal eder. Tam terse. Teşhirden aldığı hazzı almaya başlar bu defa. Anlatabildim mi? İslam dengedir. İslam tam anlamıyla din zaten hayata sınır çizmek için. Yani varlığının hikmeti budur yani. Evet. Çok hadis okuyacağız bugün inşallah. Evet. Bak bir sonraki hadis-i şerif ne buyuruyor? Helekel mütenatti'un. Mütenatti'un. Radikaller. Aşırıya kaçanlar. Haddi aşanlar. Evet. Bir sınırda durmayanlar. Bunların hepsi helak olmuşlardır. Bunlar hiçbir zaman ölçüde kalmazlar arkadaşlar. Genelde bir fikrin, düşüncenin böyle fütursuzca efendim aşırıya kaçma konusunda sınır tanımayan tipleri terse döndüklerinde de tam terse dönerler yani.
inanılmaz zıtlaşırlar yani. Evet. Bir sonraki hadis-i şerifi geçelim. Şu 152. hadise, sizde 152'ye denk gelecek. Ona gelelim. Küntü salli, buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bir Abdullah Cabir bin Semure, kâle küntü salli ma'an nebi, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kıldım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la. Fekânet salâtuhu kasten ve hutbetuhu kasten. Onun namazı da kısaydı, yani özdü. Ve orucu da dengeliydi, dereceliydi yani. Onun namazı da orta dereceliydi. Dengeliydi. Namazı da öyle, hutbesi de öyle. Allah Resulü'nün, Muaz İbni Cebel'e ne diyor? Efettânün ente, efettân, sen fitneci misin, fitneci misin? Çok ağır bir ithamla, öfkeyle, bir hışımla üstüne yürüyor yani. Niye? Namaz kıldırmadığı için mi? Hayır. Namazları gevşek davrandığı için mi? Hayır. Namazları çok uzattığı için. Çok uzattığı için şikayette bulunuluyor. Sen insanlara eziyet etmeye hakkın yok. Evet, kendi nefsine de eziyet etmeye hakkın yok. Evet, bir sonraki hadis-i şerife geçiyoruz arkadaşlar. Gale, ahan nebiyyü beyne Selman ve Ebitterda. Medine'ye biliyorsunuz hicret edildiğinde bir kardeşlik. Bunun dünyada emsali yoktur abi. Bu muazzam bir olaydır. Kardeşlik hadisesi. Peygamber Efendimiz her sahabeyi biriyle kardeş kıldı. Bu kardeşlerden biri de Beni Seleme ile Ebitterda'ydı. İlk dönemler bunlar birbirlerine varis bile oluyorlardı. Yani bildiğin kardeştiler yani. Aynı evde yaşıyorlar. Beni Seleme ve Ebitterda kardeşler. Fezara Selman, Ebitterda ve Beni Seleme diyorum. Ebitterda ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Fezara Selman. Hazreti Selman ziyaret ediyor Ebitterda. Ebitterda'yı, kardeşini ziyaret ediyor. Feraya Ümmütterda gidiyor evine, bakıyor ki Ümmütterda yani kardeşinin hanımı mütebeddileten yani böyle hırpani kılıklı, üstü başı dağınmış, böyle çok şey bir hali var yani. Çok fena bir hali var. Fakale dedi ki meşe'nüke, senin ne bu halin yani, üstün başın kılığın halin darmadağın. Kalet, o da dedi ki ehuke Ebitterda leyse lehu hacetun fit dunya. Senin bu kardeşin Ebitterda var ya, onun dünyadan hiçbir nasibi yok. Yani ben Ebitterda için güzel giyinmeye, efendim kendime bakmama gerek yok. Yani ben kendime ne kadar bakarsam bakayım, kardeşinin bana baktığı yok. Ne anlamı var yani biri sana bakmayacaksa makyajın? Evet. Evet. O da dedi ki yani dünyadan bir nasibi yok. Yani adam kendini ahirete kapatmış. Ne hanımıyla ne evle, hiç kimseyle ilgisi yok. Feca Ebitterda, Ebitterda da eve geliyor. Fasana alehu taamen, ona yemek koyuluyor. Fakale lehu, Ebitterda diyor ki kül fe inni saimun. Ben oruçluyum, sen ye diyor kardeşine. Kale ma ene bi akilin hatta teküle. Sen yemeden ben yemem diyor Selman-ı Farisi. Sonra fe ekele, Ebitterda da yiyor. فَلَمَّا كَانَ الْلَيْلُ gece olunca ذَهَبَ Ebitterda, Ebitterda gidiyor, يَقُومُ namaz kılmaya gidiyor. فَقَالَ لَهُ Selman-ı Farisi diyor ki نَمْ فَنَامَ, yat diyor, namaz kılma, bırak namazı, yat. ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ لَهُ نَمْ. Sonra bir süre yatıyorlar, sonra kardeşi bir daha kalkıyor, onu bir daha yatırıyor Selman, uyu. فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ الْلَيْلِ, sonra gecenin sonu olduğunda قَالَ Selman, Selman buyuruyor ki kum elen, şimdi kalk. Fesalleya, kalkıyorlar beraber namaz kılıyorlar cemiyan. Fekale lehu Selman, sabahleyin Hazreti Selman nasihatte bulunuyor. Diyor ki inne li rabbike aleyke hakkan, Rabbinin senin üzerinde hakkı olduğu gibi ve inne li nefsike aleyke hakkan, nefsinin de senin üzerinde hakkı var. Bu beden de seni taşıyor da sana, seni yüklenmiş götürüyor. Onun da senin üzerinde hakkı var. وَلِ اَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقَّنْ, ailenin de senin üzerinde hakkı var. Nikahlanmışsın, ev kurmuşsun, yuva kurmuşsun. Öyle onu ihmal edemezsin. Sen takvanı efendim ilerisi diyelim ki yanlış olsa bile çok aşırı bir dindarlık yaşayacaksın diyelim. Bunu eşine yansıtamazsın. Onun hakkına giremezsin yani. فَاَعْتِ كُلَّذ۪ي حَقِّنْ حَقَّهُ, hepsinin hakkını teslim et. Fe'eten nebiyye, ve bu durumu gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyorlar. Fezekara zelike lehu fekalen nebi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki sadaka Selman, Selman doğru söyledi diyor. Yani Selman, Hazreti Selman'ın bu hareketini
tasdik ediyor. Evet. Bir uzun rivayet var ama baş tarafını okuyacağız arkadaşlar. Zaten ben iki bab okuruz dedim. Zaten her halükarda iki bab yetiştiremeyeceğiz. Madem buradan atlamayalım. Buyuruyor ki Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As. Uhbiran nebiyyü enni ekulu. Resulullah'a haber verilmiş ki ben şöyle diyorum. Benimle ilgili şöyle bir haber gitmiş. Vallahi le esumennen nehara. Ebediyen gündüz oruç tutacağım diye benden haber gitmiş. Ve le ekumennen leyle ma iştu. Ben geceleri ayakta geçireceğim. Fakale Resulullah entellezi tekulü zelike. Gel bakalım Abdullah, sen mi söyledin bunu? Evet ya Resulullah. Bununla ilgili de bir rivayet de var. Hani Hazreti Ömer gelinini görüyor böyle. Aynı gelini de şikayet ediyor. Ya bu senin oğlan ne eve gelir, ne yemek yer, ne yatar, ne hanımıyla ilgilenir, ne eviyle, ne dünyayla, hiçbir şeyle işi yok. Akşam gece kaim, gündüz saim. Geceleyin ibadette, gündüz efendim şeyde oruçta. Hazreti Ömer'e şikayet ediyor yani damadını. Efendim oğlunu, estağfurullah. Ondan sonra arkadaşlar Allah Resulü sen böyle mi dedin? Evet diyor. Fekultu lehu kad kultuhu bi ebi ente ve ummi ya Resulullah. Dedim ya Resulullah bu sözü. Kale fe inneke la tastati'u zalike fasum ve aftir. Buna güç yetiremezsin. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Venem ve kum. Uyu ve uyan, namaz da kıl. Ve sum mine şehri selasete yiyem. Her aydan 3 gün oruç tut. Fe innel hasenete bi aşrede emthaliha. Zaten bütün kazanımlar ona katlanacak. Sen öyle düşün. Bu sefer o da diyecek ki fazla üstüne koyarsam o da ona katlanmış olacak. Evet. Bi aşrede emthaliha. Ve delike müstü siyamit tehri. Bu bir yılın orucu gibi olur. Kultu fe inni utiku afzale min zelike. Ya Resulallah, ben bundan daha fazlasına takat geçiririm. Genç bir de tabii. Kale fesum yevmen fe aftır yevmeyin. O zaman bir gün oruç tut, iki gün iftar et. Kultu fe inni utiku afzale min zelike. Ben bundan fazlasına da takat getiririm ya Resulallah. Kale fesum yevmen fe aftır yevmen fe zelike siyamu Davud ve huve a'delu siyam. O zaman bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Bu Hazreti Davud'un orucudur ve en mutedil oruç budur. Eğer yapıyorsan bunu yap buyuruyor. Evet. Evet, şu hadis-i şerifte bu çok mühim. Bir sonraki rivayet. An Ebi Rebi'a el-Handale bin Rebi'a el-Üseydi el-Katib ehadi kütteb Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale laqiyeni Ebu Bekir. Evet. Handala radıyallahu an gasiletul melaikehtir bu. Gasiletul melaike. Meleklerin yuyup yıkadığı sahabe. Niye gasiletül melaike? Çünkü Uhud'a gidilirken bu yeni evlenmişti. Daha izdivaç gerçekleşmeden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu hareket etti Uhud'a doğru. Bu arada tabii bu evlendiği günün akşamı veya sabahı, gusül bugünkü gibi imkanı yok. Bir halvet hali oluyor yeni eşiyle. Fakat gusül abdesti imkanı olmadan orduyu kaçıracağım diye orduya dahil oluyor. Sonra şehit oluyor. Şehit olduktan sonra bakıyorlar ki bu saçlarından sular damlıyor. Böyle yıkanmış gibi bir hali var yani. Allah Resulü bunun hali ne? Hanımına soruyorlar. Hanımı diyor ki biz bununla halvet olduk o gece, ilk gece yeni evlenmiş. Fakat gusül etmek imkanı olmadan savaşa katıldı. Ve melekler yıkamış onu yani, gusletmişler. Gasiletül melaike. Diyor ki bir ara diyor Hazreti Ebu Bekir'le karşılaştım. Kale keyfe ente ya Handala, nasılsın dedi. Kultu dedim ki nafaka Handala. Handala münafık oldu, bırak Handala'yı. Kale subhanallahü mâ tekul. Ne diyorsun sen, haşa. Kultu dedim ki nekûne inde Resulillah yüzekkirunâ bil cenneti vennâr. Resulullah'ın yanında böyle bulunuyoruz. O bize cennet ve cehennemi anlatıyor. Ke enne râye aynin. Sanki böyle gözle görüyor gibi oluyoruz cennet ve cehennemi. Hatta şöyle bir hadise de var. Bir defasında Mescid-i Nebevi'den çıkıyorlar sahabeler. Bir sahabenin evinde toplanıyorlar. Allah Resulü öyle bir konuşmuş, onların öyle bir ruhlarına nüfuz etmiş ki, onların o takva duyguları öyle kabarmış ki, ağlıya ağlıya yemin ediyorlar. Bir daha oruç ebediyen oruç tutacaklarına, eşlerini boşayacaklarına yemin ediyorlar. Resulullah engelliyor onları. Yani şu hale bak ya.
cemaatini motive etmek, onları efendim ibadete teşvik etmek değil, onları dizginlemek, normalleştirmek için uğraşıyor yani, çabalıyor. İşte diyor ki biz Resulullah'ın yanında, bize vaaz ediyor, nasihat ediyor. Cenneti cehennemi görüyor gibi oluyoruz. Onun yanından çıkınca afesna el ezvace vel evladi ve sıfyan işte ve dayyati nesina kesiran. Tabii çoluğa, çocuğa, işe güce dalıyoruz ve hepsini unutuyoruz, cenneti ve cehennemi. Kale Ebu Bekir fe vallahi inna lenel kamitle haza. Hazreti Ebu Bekir buyuruyor ki vallahi aynı şey bende de oluyor ya. Ben de aynı şeyle karşılaşıyorum. Ondan sonra fentalaktu ene ve Ebu Bekir hatta dekhalna ala Resulullah'a gidiyorlar. Fekultu. Dedim ki ne fakat handala. Resulullah'ın yanına gittik ve dedim ki ya Resulullah handala münafık oldu. Fekala Resulullah ve merdeki ne demek buyurdu. Kultu ya Resulullah aynı şeyi ona da söyledi. Senin yanındayken öyle öyle oluyoruz. Rivayet atlıyorum, vakit daraldım. Allah Resulü'nün cevabı olağanüstü. Vellezî nefsi biyedihi lev tedûmûne alâ mâ tekûnûne indî. Eğer benim yanımda olduğunuz gibi devam edecek olsanız, yani bütün haliniz benim yanımdaki gibi olacak olsa ve fi zikri ve sürekli o hal üzere, o zikir üzere olsanız lesafahtukum lesafahatkumul melaiketu ala furujikum ve fi turikukum. Evet, o zaman sizin yataklarınızda, yolun üstünde, her yerde melekler sizinle musafaha eder. Ruhani varlıklara dönüşürsünüz. Cismaniyetinizden arınırsınız. Büsbütün böyle şeye dönüşürsünüz yani. Metafizik varlıklar olursunuz. Evet. Velakin hanzala sa'aten fez ve sa'aten. Evet. İslam'ı farklı kılan budur. İslam'da ruhbanlık yoktur. Büsbütün böyle kendini keşişler gibi bir mağaraya kapatıp ibadetle meşgul olmak yok. Zor olan zaten Müslüman olmak bunun için efendim imtihanını vermek bunun için zordur. Niye? Çünkü bedenin de hakkını vereceksin. Yani çarşının pazarın içerisinde Allah'ı hatırlamak zor. Evet. Haramın, günahın içerisinde, harama bulaşmanın çok kolay olduğu bir yerde kendini zapt etmek ve harama bulaşmamak zor. Efendim milyon dolarlık sermayeleri yönetirken kul hakkını yememek zor. Yoksa bir kenara çekilip ibadet ederken değil yani.